Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ayakkabı incelemesiyle karşınızdayım. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Çok da yorgunum açıkçası. Bu hastalık beni mahvetti. 2-3 gündür uğraşıyorum. Neyse, fazla uzatmadan ayakkabı incelemesine geçelim. Önümde gördüğünüz üzere bir LeBron ayakkabısı var. Logodan anlayacaksınız. LeBron logosu var. Burada Strive for Greatness yazıyor. Klasik Witness ayakkabılarında yazan metin. Burada yine Witness yazısını görüyoruz. Kral tacını görüyoruz. Klasik bir Witness kutusu. Sadece rengi farklı. Rengini değiştirmişler. Klasik bir kutu. Mor rengi tercih etmişler. Hemen ayakkabıya geçelim isterseniz. Evet, bu ayakkabı Witness 8'in Face Clan rengi. Face Clan dediğimiz bir e-spor takımı aslında ama dünya cünlü bir e-spor takımı. Yanlış hatırlamıyorsam LeBron'un oğlu da bu takımda yer aldı. NBA 2K oyuncusu olarak. LeBron Witness serisinde Face Clan'le çalışıyorlar bu şekilde. Ortak ayakkabı üretiyorlar. Burada Face Clan e-spor takımının logosunu görüyorsunuz. Onun dışında dilde de bir işleme var Face Clan'le ilgili. Şu dış kısımda da görüyoruz. Onun dışında başka bir yerde görebiliyor muyuz, ona bakıyorum. Yok. Ama renk tonu olarak benim çok hoşuma gitti. Kırmızı ve siyahın uyumu harika. Ayakkabının dil kısmı evet gayet yumuşak. Aynı zamanda da çok kalın olmayan bir dil kısmı var. Evet, direkt ayakkabının detaylarına daldım. Hemen ağırlığına bakalım önce. Bu ayakkabı 432 gram. Çok ağır diyemeyeceğim. Çok hafif değil ama çok ağır da değil. Ortalama. Hemen Kyrie Infinity ile karşılaştırayım fikir olması açısından. Kyrie Infinity 425 gram ama içindeki tabanlığını çıkarmışım. 10 gram da öyle eklesek. Yani Kyrie Infinity ile aynı ağırlıkta diyebiliriz aslında. Fikir olması açısından onu da söyleyeyim size. Evet, yani çok hafif bir ayakkabı değil ama aşırı ağır bir ayakkabı da değil. Witness serisini ben bir süre beğeniyordum. Daha sonra Witness 6 ve 7 çıktı. İkisi de berbat ayakkabılardı maalesef. Witness 6 ve Witness 7 gerçekten hayatımda gördüğüm en kötü basketbol ayakkabılarından ikisi diyebilirim. Witness 8'de biraz düzeltmişler bunu. Bu çok hoşuma gitti. En azından giyilebilir bir ayakkabı yapmışlar. Bu ayakkabı şu anda Türkiye'de 2500 TL'ye alınabiliyor. 2500 TL'ye alınabilen bir basketbol ayakkabısı. Bence günlük de kullanılabilir ama artılarını eksilerini size söyleyeceğim. Video izlemeye devam edin lütfen. Ayakkabı tasarım olarak benim hoşuma gitti. Biraz kaba bir görüntüsü var. Biraz böyle bilekli ve kaba bir ayakkabı ama bu tarz ayakkabıları seviyorsanız bence şık duruyor. Dış yapısı böyle fileli bir yapıyı tercih etmişler dışında. Nike logosu filenin içinde mesela. Bu fileli yapısı yanıltmasın, ayakkabı hiç hava almıyor arkadaşlar. Ayağınız içinde pişiyor maalesef. O yüzden çok uzun süre giyemezsiniz. Ama ne bileyim işte bir saatlik maçınızda, bir saatlik antrenmanınızda giyersiniz. Hemen sonra havalandırırsınız ayakkabıyı. Ya günlük kullanacaksanız çok uzun süre giymenizi tavsiye etmem. Çünkü ayakkabı gerçekten hava almıyor. Dış görünüş olarak bu tarz burada Air Max birimi görünüyor gördüğünüz gibi. Max Air birimi. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Bunu Air Max'lerde de kullanıyor zaten Nike. Bu yapı çok hoşuma gidiyor. Yani ayakkabı bence dizayn olarak, görüntü olarak gayet iyi. Benden gayet yüksek puan aldı. Yani ayakta mükemmel duruyor. Kombinlemek de kolay. Özellikle bu renk tonunu. Bu arada şundan da bahsedeyim. Sağ dilde Face Clan logosu var. Solda LeBron logosu var. İyi bir ortaklık. Gerçekten güzel bir ayakkabı tasarım olarak. Ayakkabının performansına geçelim dilerseniz. Bu ayakkabıda kullanılan yastıklama, burada bir Air görüyorsunuz zaten. Direkt klasik bildiğimiz Air bu arkadaşlar. Diğer geri kalan kısımda bildiğimiz filon. Bildiğimiz kauçuk. Nike'ın kauçuğu diyebiliriz. Kötü değil. Yastıklamasına kötü diyemem bu ayakkabının. Hatta bol bol zıplayan bir oyuncuysanız bu yastıklama sizin çok hoşunuza gider. Yastıklamayı hissetmek kolay bu ayakkabıda. Yastıklama olarak gerçekten bu ayakkabıyı beğendim ben. Bu ayakkabının yastıklamasına ben 4.5 vereceğim 5 üzerinden. Yastıklamasını beğendim bu ayakkabının. Onun dışında ayakkabıda filon yastıklama biraz böyle baskıyla, üzerine yaptığınız baskıyla kendini hissettiren bir yastıklama. O yüzden çok ağır olmamakla birlikte orta ağırlıklı oyuncular bu ayakkabıyı çok sevecektir. Yastıklamayı gerçekten hissedip zıp zıp bir oyuncuysanız hoşunuza gidecektir bu ayakkabı. Hemen taban tutuşuna geçeyim isterseniz. Bu ayakkabının taban tutuşu kesinlikle yani Witness 7'den, Witness 6'dan daha iyi ama beni çok tatmin etmedi. Taban desenini göreceksiniz. Birçok farklı desen kullanmışlar tabanda. Böyle çok farklı desen kullanılan tabanlar çok iyi olmuyor her zaman. Bazı Kyrie ayakkabılarında böyleydi taban. Witness 8'de de böyle kullanmışlar. Birçok farklı desen var tabanda. Şöyle ilk başta iyi gibi geldi bana taban tutuşu. Kullandım ama bu bayağı da ses çıkarıyor taban. Ama biraz daha böyle kullandıkça kaymaya başladığımı hissettim. Neden bilmiyorum ama taban tutuşu hiç bana göre değil. Hiç beğenmedim taban tutuşunu. Aşırı kötü diyemem. Aşırı kötü diyemem. Belki de toz tuttuğu içindir. Böyle biraz oynadıktan sonra toz tutunca direkt kaymaya başlamıştır. O yüzden taban tutuşuna ben 5 üzerinden 4
verebileceğim ancak. Yine de Witness 6 ve Witness 7'den daha iyi. Bunu söylemek zorundayım. Evet, tavan tutuşu ve yastıklama hakkında konuştuk. Ama şu an konuşacağım şey bence bu ikisinden de daha önemli. Ayakkabı kesinlikle taraklı ayaklı arkadaşlara uygun değil. Önce bunu söyleyeyim. Hatta ayakkabının kalıbı bayağı küçük. Yarım numara büyük almanızı tavsiye ederim. Ben kendi numaramı aldım mesela, biraz sorun yaşadım. Ayakkabı gerçekten çok dar. Özellikle ön kısmı bayağı sıkıyor. Ne kadar kaba göründüğünü biliyorum ama ilginç bir şekilde sıkıyor ayağı. Ayakkabının dil kısmı çok konforlu. Bunu çok beğendim. Yumuşak güzel bir dil kısmı var ama hava almıyor. Ayakkabı yüzden uzun süre giyemiyoruz maalesef. Ayağı çok çabuk terletiyor. Yastıklama iyi ama ayakkabının maalesef supportu çok iyi değil. Ayağınızı çok iyi desteklemiyor. Diyeceksiniz ki bu ayakkabı bilekli, nasıl ayağımı desteklemiyor? Bir sorun mu var? İlginç bir şekilde evet. Yani bilekli ayakkabı bileği korumuyor. Ben daha önce bunu anlatmıştım. Ayakkabının bileğinin uzun olması bileği koruduğu anlamına gelmiyor. Ayakkabının yere değdiği alanın büyüklüğü sizi bilek burkulmalarından koruyor. Bunu daha önce de anlatmıştım. Bu ayakkabının yere değdiği alan maalesef çok büyük değil ve çok çabuk bileğinizi burkabiliyorsunuz. O yüzden bu ayakkabıyı ben oyun kuruculara tavsiye etmem. Neden? Oyun kurucular çok fazla yön değiştiriyor ve durmadan keskin hareketler yapıyor. Çok çok güçlü bir ayak bileğiniz yoksa oyun kuruculara tavsiye etmem bunu. Ama forvet oyuncuları için çok uygun olabilir. İşte ne bileyim, şütörler için uygun olabilir. Böyle çok fazla keskin dönüş yapmayan oyuncular için uygun olabilir. Pivotlar için de pek uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bileğinizi burkabilirsiniz bu ayakkabıda. Kesinlikle bu ayakkabının desteğine güvenmiyorum ben. Witness 6 ve Witness 7 daha da kötüydü bu arada, onu da söyleyeyim. Yani çok daha çabuk burkuyordunuz bileğinizi ama bu ayakkabıda da onu çok düzeltmemişler. Ayak burkuyorsanız bu ayakkabıyı almayın. Size bunu tavsiye ederim. Ayakkabının topuk kısmındaki konforu beğendim ben. Bu kısım gayet etli. Yani topuk kısmında veya aşilde bir ağrınız varsa bu ayakkabı sizi rahatsız etmez. O bölümü gayet iyi korur ve rahat ettirir. Onu söylemiş olayım. Ayakkabının güzel özelliğine geleyim ben. Şöyle güzel bir özelliği var. Ayakkabının tabanı çok sağlam arkadaşlar. Ve bu ayakkabıyı dışarıda kullanabilirsiniz. Açıkçası ben bunu günlük yaşantımda kullanmayı düşünüyorum. Tabii çok uzun süre giymeyeceksen böyle bir iki saat giyeceksem beni gayet götürür. Çok güzel kombinlenebiliyor. Tabanı çok sağlam. Dışarıda oynayacaksanız ve düşük bütçeli bir ayakkabı arıyorsanız bu ayakkabıyı tercih edebilirsiniz. Sonuçta Face Clan ile LeBron'un ortaklığından çıkmış bir ayakkabı. Bir hikayesi de var. O yüzden bu rengi özellikle bu fiyata kaçırmayın derim. 2500 TL'ye bulabilirsiniz bu rengi. Nike'ın sitesinde indirimde. Ya genel olarak 6 ve 7'den daha iyi. Witness 6 ve Witness 7'den daha iyi bu ayakkabı. Yine ayakkabıyla ilgili detaylı özellikleri tablo olarak size yazarım. Kimler için uygun, kimler için değil. Yani ayakkabıyla ilgili görüşüm bu şekilde. Sanki günlük kullanım için daha uygun bir ayakkabı olabilir ve dışarıda basketbol oynayacaksanız güzel bir ayakkabı olabilir. Artılarından eksilerinden bahsettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada bazı video fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Onları da çekmeye çalışayım. Kanala biraz hareketlilik katalım. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.